Onur Kaleci'nden hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 1. ünite olan Güneş Sistemi Ötesi konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle astronomi kavramıyla başlayacağız. Diğer bir adıyla gökbilimi dediğimiz bir kavram. Nedir astronomi? Evrenle içindeki gök cisimlerinin hareketlerini, yapılarını ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen bilim dalına diyoruz. Astronom kavramını öğrenelim. Uzayla ilgili araştırma ve çalışmalarını uzaya gitmeden dünyadan yapan bilim insanı mıdır? Bilim insanıdır. Astronom dedik. Gelelim astronot, bazen kozmonot da duyarsınız. Uzayla ilgili araştırma ve çalışmaları uzaya giderek yapmak için eğitilmiş kişilere astronot diyoruz. Ruslar astronot yerine kozmonot kelimesini de kullanıyor sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim bu noktaya. Uzay ile ilkler, bunları dersimize çok önemsiyorum çünkü testlerde ve sorularda sıklıkla karşınıza gelecek. Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1 demiştik. Diğer uzay ile ilklerimiz neler? Dikkatli dinleyelim. Uzayda ilk canlı Sputnik 2 ile gönderiliyor. İçindeki canlının ismi de Laika adında bir köpek. Uzaya giden ilk insanımız Vostok uzay aracı ile gidiyor. Rus Yuri Gagarin'dir. Ay'a giden ilk uzay aracımız Luna 2. Apollo 11 aracılığıyla Ay'a ilk ayak basan insanımız ise Neil Armstrong'dur dedik. Gelelim ışık kirliliği. Işık kirliliği arkadaşlar ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği diyoruz. Işık kirliliği gök bilimcilerin teleskoplarla gök cisimlerini izlemelerini engelliyor. Gök cisimlerinden gelen ışığın şehir ışıklarında kaybolması uzay ile araştırmaları da engelliyor. Uzay araştırmaları için ışık kirliliği asla istenmeyen bir durumdur. Gelelim ünitemizin önemli kavramlarından rasathane. Astronomların gökyüzüyle ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere rasathane diyoruz. Şehir ışıklarından uzak, yüksek yerlere kurulan ve bunun ana amacı da hava ve ışık kirliliğinden uzak, daha iyi ve net gözlem yapabilmektir. Bu noktaya dikkat edelim. En gelişmiş rasathanemiz ise Antalya'da Toros Dağları'na kurulan rasathanemiz. Peki, ünitemizde çok önemli bilim insanlarından bahsedeceğiz şimdi. Bilim insanlarımızın astronomiye katkılarını öğreneceğiz. İlk bilim insanımız Harezmi. Cebir bilimiyle ilgilenen ilk Türk bilim insanımız, astronomi ve matematikle de ilgileniyor. İkinci önemli bilim insanı Biruni. Dünyanın döndüğünü söyleyen ilk Türk bilim insanı. Güneş ve gezegenlerin hareket yönlerini de belirliyor. Çok önemli katkılar sağlıyor astronomiye. Diğer Türk bilim insanımız Ali Kuşçu. Matematik ve astronomi alanlarında çalışmalar yapan ve Ulubey döneminde rasathanede çalışmış bir bilim insanımızdır. İstanbul'un enlem ve boylamını belirlemiş. En önemli noktası burası arkadaşlar. Ali Kuşçu ne yapmış? Ay'ın ilk haritasını çıkarmıştır Ali Kuşçu. Dikkat! Takıyettin 16. yüzyılda İstanbul'u ilk rasathaneyi kuran ve astronomiye çok büyük katkılar sağlayan bilim insanımız olarak öğrenelim. Gelelim Abdullah Al-Rahman El-Sufi. Samanyolu dışında yıldızları gözlemlemiş, Andromeda galaksisini gören bilim insanımız. Nikolaus Kopernikus, dünya ve gezegenlerin güneş etrafında dolandığını ortaya atan bir model tasarımı yapıyor bu bilim insanı. Kepler ise güneşin çevresinde dönüşlerin eliptik olduğunu söyleyen bilim insanımızdır arkadaşlar. Son olarak da Galileo ve Stephen Hawking kaldı. Galileo ise Jüpiter'in dört uydusunu keşfeden bilim insanımız olarak öğreneceğiz. Stephen Hawking ise kara delik üzerine olan çalışmalarıyla çığır açan
kara deliklerin radyasyon yaydığını ve enerjilerini tüketip buharlaşıncaya kadar aktif olduğunu gösteren bilim insanımızdır. Öğrendiklerimizi tekrar etmek amacıyla doğru yanlış etkinliği hazırlamıştım. Hazırsanız başlayalım birinci sorumuzla. Teleskopla ay ve gezegen gözlemleri yapılabildiği gibi doğa ve kuş gözlemleri de yapılabilir. Evet arkadaşlar, doğada gözlem yaparken teleskopu da kullanabiliriz. Sorumuz doğrudur. İkinci sorumuza geçelim. Işık kirliliğinin teleskopla gökyüzü gözlemi yapılmasına olumsuz bir etkisi yoktur. Tabii ki de etkisi var değil mi? Ne demiştik arkadaşlar? Yanlış dediğinizi duyar gibiyim. Evet, dedik ki ışık kirliliği gözlem yaparken çok çok zarar veriyordu gözlemlerimize değil mi? Üçüncü sorumuz. Teleskop kullanarak ilk gökyüzü gözlemi yapan bilim insanı ise Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu muydu sizce? Değildi değil mi? Kimdi? Galileo demiştik. Evet, sorumuz yanlış. Gelelim dördüncü soru. Galileo yaptığı gözlemler sonucunda Venüs gezegeninin Güneş etrafında döndüğünü fark etmiştir. Evet, çok doğru. Venüs gezegeninin Güneş etrafında döndüğünü fark eden bilim insanı kimdi? Galileo. Son sorumuz ise gözlem evleri, rasathaneler yani şehir içindeki ışık kirliliğinin olumsuzluklarından dolayı şehir dışındaki yerlere kurulur. Evet değil mi? Şehir ışığından uzak bir yere kurmalıydı ki gözlemlerimiz güzel olsun. Cevabımız doğru. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.